Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Fethi Açık geldi. Süreniz 10 dakika Sayın Açıkel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına Yüce Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen memleketimizin saygıdeğer yurttaşlarını en samimi duygularımla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Meclisimizde tartışmakta olduğumuz 2020 bütçesi, AK Parti hükümetlerinin milletimizi içine soktuğu, sürüklediği üç büyük krizi, demokrasi krizini, diplomasi krizini ve ekonomi krizini aşmasına imkan vermeyen ve çoğu durumda derinleştiren bir nitelik taşımaktadır. Adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ve eğretiliği, garipliği, verimsizliği her geçen gün yeniden tescil olunan bu sistemin bütçesi devletin aklını, milletimizin vicdanını ve halkımızın menfaatlerini temsil etmemektedir. Değerli milletvekilleri, Türkiye 21. yüzyılda her alanda ilerlemesi gerekirken maalesef geriye doğru gitmekte, bazı kategorilerde yerinde saymakta, pek çok alanda ise küme düşmektedir. Uluslararası endekslerde hızla gerilere doğru itilmekte, neredeyse tüm kategorilerde aşağıya doğru sürüklenmektedir. Bu görünümü itibariyle Türkiye teknolojik olarak geri kalmış, KOBİ'leri, hane halkı ve tüm ekonomisi borç batağına saplanmış, dışa bağımlı, hukuksuzluğun ve keyfiliğin hakim olduğu otoriter ve itibarsız ülkelerle birlikte anılır hale gelmiştir. Değerli milletvekilleri, Türkiye Freedom House'un 2019 raporuna göre özgür olmayan ülkeler statüsüne gerilemiş, temel hak ve özgürlükler bakımından Pakistan, Irak gibi ülkelerle birlikte anılmaya başlamıştır. Dünyada son 10 yılda demokrasisi en çok gerileyen ülke olarak maalesef ülkemiz tescil edilmiştir. Yargı bağımsızlığı sıralamasında 10 yıl içinde 50. sıradan 104. sıraya kadar gerilemiştir. Bu alanda önceleri İspanya ve İtalya gibi ülkelerle aynı sınıfta yer alırken 2010'dan itibaren maalesef İran ve Cezayir gibi ülkelerle birlikte anılır hale gelmiştir. Aynı şekilde yargıç atamalarını tarafsızlık ve liyakat esasına göre yapma konusunda Türkiye en kötü 5. OECD ülkesi konumuna sürüklenmiştir. Yargılama süreçlerinin siyasi ve ekonomik nüfuzla yönlendirilmesi konusunda en fazla usulsüzlük yapılan ve yargı bağımsızlığına müdahale edilen OECD ülkesi haline gelmiştir. Türkiye'yi şeffaf olmayan ve hesap vermeyen yöntemlerle yöneten bu anlayış, uluslararası şeffaflık sıralamasında 180 ülke arasında 78. sıraya kadar düşürmüştür. Uluslararası saydamlık endeksine göre Tunus, Fas ve Bulgaristan'ın bile gerisinde yer almaya başlamıştır. Medya özgürlüğü ve medya çoğulculuğu sıralamasında durum farklı değildir. Türkiye 41 OECD ülkesi arasında maalesef son sıradadır. Sınır tanımayan gazetecilerin hazırladığı rapora göre Türkiye 2002'deki 100. sırasından 157. sıraya kadar gerilemiştir. AK Parti iktidara geldiğinde Pakistan'ın 19 sıra önünde bulunan Türkiye 2019'da Pakistan'ın bile 15 sıra gerisine düşmüştür. İnternet özgürlüğü raporuna göre 2015'e kadar kısmen özgür, 2016'dan sonra ise özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer almaya başlamıştır. Rapora göre Avrupa'da maalesef özgür olmayan tek ülke Türkiye'dir. Değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri izledikleri yanlış dış politikaların bir sonucu olarak diplomatik krizler ve küresel istikrarsızlıklar açısından Türkiye'yi küresel barış endeksinde 163 ülke arasında 152. sıraya kadar geriletmiştir. Aynı şekilde küresel terörizm endeksine göre Türkiye Avrupa'da iç ve dış terörizme en çok maruz kalan
bir ülke haline getirilmiştir. Dünyada ise 138 ülke içerisinde maalesef terörizmin etkisine en açık 16. ülke konumundadır. Uluslararası Barış Fonu'nun yaptığı Kırılgan Devletler Endeksine göre Türkiye güvenlik tehditleri, etnik ya da sınıfsal ayrışmalar, eşitsiz gelişim dinamikleri, insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğü gibi göstergelerde 178 ülke arasında en kırılgan 59. ülke konumundadır. AK Parti'nin dünyada ve bölgemizde izlediği itidalsiz ve istikrarsız dış politikanın bir sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun itibarı da maalesef azalmıştır. Pasaportumuz 2006'daki 46. sırasından bugün 52. sıraya gerilemiştir. Dış politikadaki itibarsızlaşmanın bir göstergesi olarak maalesef kamu görevlilerine verilen yeşil ve gri pasaportlara ön vize uygulaması dahi gündeme gelebilmiştir. Değerli milletvekilleri, ülke olarak durumumuzun vahameti ekonomi alanında daha da net görülmektedir. 2000 yılında gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü açısından dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye 2019'da 19. sıraya kadar savrulma yaşamış, 3 basamak gerilemiştir. 8,5 milyon nüfuslu İsviçre dahi Türkiye'yi yakalayıp geçebilecek bir konuma gelmiştir. Türkiye bildiğiniz üzere hem dünya nüfusunun %1'ine hem de ekonomik büyüklüğü itibariyle küresel gayri safi milli hasılanın %1'ine sahip bir ülkedir. Neredeyse tam anlamıyla dünya ekonomisinin en ortasında, yani en ortalama gelire sahip bir ülke konumuna takılıp bırakılmıştır. Adeta vasatlığa geçtiğimiz 18 yıl süresince mahkum edilmiştir. İlk bakışta dünyanın 19. büyük ekonomisi olarak görülen Türkiye, maalesef nitelikli üretim, nitelikli büyüme, nitelikli istihdam yaratabilen ve yüksek teknolojik kalkınma sağlayabilen ülkeler kategorisine girememiştir. Türkiye'de üretilen yüksek teknolojili ürünler toplam ihracatın ancak %2,3'ü kadardır. Dünya Bankası verilerine göre OECD içerisindeki payı yüksek teknoloji ihracatı açısından en düşük ülke Türkiye'dir. Portekiz'in bile yüksek teknoloji ihracatının yarısı kadar yüksek teknoloji ihracatı yapmaktadır. OECD ortalaması ise %17'dir. Türkiye yüksek teknoloji ihracatı açısından Dünya Dijital Rekabet Raporu'na göre 63 ülke arasında 60. sıradadır. AK Parti, Türkiye yüksek teknolojinin ve vasıflı iş gücünün gelişimi için gerekli olan ARGE çalışmaları açısından geri bırakmıştır. 35 OECD ülkesi arasında çalışmalara ayırdığı pay itibariyle 28. ülke konumundadır. Değerli milletvekilleri, Türkiye dünyanın en büyük 13. pazarıdır. Buna karşın Dünya Rekabet Endeksinde 141 ülke arasında ancak 61. sırada yer alabilmektedir. Rekabet elverişliliği yaratan kurumsal altyapıda 71. sırada, inovasyon ekonomisi ekolojisi açısından 75. sırada, rekabet için gerekli olan beşeri sermaye sıralamasında ise ancak 78. sıradadır. Dünyanın hızla dijitalleşme yarışına girdiği ve dijital ekonomilerin geliştiği bir dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinde memleketimiz ancak 69. sıraya kadar ilerleyebilmiştir. Diğer bir deyişle AK Parti'nin yanlış, plansız ve müsrif politikaları yüzünden Türkiye 4. endüstri devrimini de ıskalama tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Türkiye bu yüzden üniversite mezunlarına iş bulamayan, genç nüfusuna umut olamayan, dışarıya beyin göçü veren bir ülke konumuna düşürülmüştür. Son 3 yılda yurt dışına göç eden girişimcilerin, profesyonellerin sayısı 25-30 bini bulmuştur. Aselsan, TAİ ve benzeri savunma sanayimizin güzide kurumlarından ayrılan yüzlerce mühendisin yanı sıra binlerce hekimimiz de yurt dışına göç etmeye başlamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'mizin nasıl anayasasız, hukuksuz, kurumsuz, bürokrasisiz ve liyakatsiz bir biçimde yönetilmesini içimize sindiremiyorsak, bu bütçeyle ekonomimizin de kalkınmasız, planlamasız, inovasyonsuz,
dijital ekonomisiz, KOBİ'siz, kooperatifsiz ve tank paletsiz bir biçimde idare edilmesini kabul etmiyoruz. Türkiye'yi düşük asgari ücrete mahkum eden, sınıfsal ve bölgesel farklılıkları azaltmayan, kadın istihdamını arttırmayan, işsiz gençlerimize nitelikli iş bulamayan, emeklilerimizi yoksulluktan kurtaramayan bir bütçeyi aklımız ve vicdanımızın kabul et. Tamamlayın Sayın Açıkel. Böyle bir bütçeyi bir faiz ödeme planı, bir rantçı kara düzen olarak aklımızın ve vicdanlarımızın kabul etmesi mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin tüm demokratlarını, tüm halkçılarını ve tüm vatanseverlerini bir araya getiren ve onların hep birlikte hazırladığı bir bütçe için devletin aklını, milletimizin vicdanını ve halkımızın faydasını temsil edecek bir bütçe için umut dolu günlere yaklaştığımızın bilinciyle tüm meclisimizi ve yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Halkın, yurttaşların bütçesi olmayan bu bütçeyi kabul etmeyeceğimizi burada tekrarlıyorum. Saygılarımla.